sevilmeyenlerin feryadıdır bu. Düzensiz dünyanın günahıdır bu. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Yakarsa dünyayı garipler yakar. İsyan edende olduk günahkar. Mutluluk bizlere uzakta bakar. İsyan edende olduk günahkar. Mutluluk bizlere uzakta bakar. Tanrım, başka kim yakar, yakarsa dünyayı garipler yakar. Ne oluyor burada? Bu piç benim telefonu çalmaya kalktı abi. Sakin. Doğru mu söylüyor? Ver telefonu geri. Abi aldılar zaten geri. Almışsınız ya telefonu. Aldık da abi. Bunun bir cezası olmayacak mı yani? Dövmüşsün lan zaten çocuğu. Niye çaldın telefonu? Çaldım. Satacaktım abi. Yemek alacaktım. Ayakkabı alacaktım. Battaniye alacaktım abi. Söyledin mi bunları açım diye? Ben açım diye ne yemek mi alacağız abi? Bu ne iş? Seninle mi konuşuyorum lan ben? Hı? Sen bir dur bakayım. Duralım bakalım. Söyledim abi, çok açım dedim. Ekmek dedim, bu getirelim mi bıçak atalım? Sikerim seni. Lan kes! Kimsen yok mu senin? Yok abi. Neredeler? Bilmiyorum, kaybettim. Tamam. Geç bakayım sen şöyle. Bak oğlum. Şimdi buradan tıpış tıpış gidiyorsunuz. Yoksa döverim sizi. He. Tamam. Ha öyle de diyorsun. Öyle diyorum amına koyayım. Ha. Bak. Hepinizi döverim ben. Ver çocuğu gidelim. Vermiyorum be minik kuş. Dayı. Ha. Bak. Edebimizi bozmadık. Adam gibi ne dediysen dinledik, sustuk. Ama beni bunu yapmaya zorlama. Sen de bakayım bana. Şimdi de bakayım bana. Ben bunların hepsini tek başıma dövebilir miyim? Dövemezsin abi. Aferin. Doğru cevap, dövemem. Çünkü akıl var, mantık var. Bu yüzden tek başıma dolaşmam ben. Kardeşlerim hep yanımdadır benim. Biz de senin gibiydik oğlum. Bizim de kimsemiz yoktu. Sonra bak, birbirimizi bulduk. Hadi bakalım beyler, hadi. Kardeşimiz olmak ister misin? Dertleri içine, içine sığmayan onlar. Hayatta ümidi kalmayan onlar. Dertleri içine, içine sığmayan onlar. Hayatta ümidi kalmayan onlar. Sürüne, sürüne yaşayan onlar. Sürüne, sürüne yaşayan onlar. Yakarsa dünya.
yakar, yakarsa dünyayı. Garipler yakar, isyan edede oldun günahkar. Anlamadım, merkez hazır. Ama sonra da yapabiliriz yani. Geldim. Evet. Velet güzel söylüyor yalnız. Hı-hı. Bir dahakine en başından gelelim. Hadi, hadi. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. İyice düşündünüz mü? Bizim içimize girmek zor. Ama çıkmak yok. Çıkmak yok. Bizim kardeşliğimizi sakın başkasınınkine benzetmeyin. Biz kara kuzularız. Kara kuzularız. Kara kuzularız. Masum. Bunlardan olmaz. Hı-hı. Korkak bunlar. Yolla. Tek başımaydım. Hı hı. Ben de sokakta büyüdüm. Hı hı. Beni de çok dövdüler. Benim de başıma gelmeyen kalmadı. Sonra mahzunumu buldum. Sırt sırta verdik. Kardeş olduk. Çok kurtardık birbirimizin götünü, çok. Hı hı. Sonra dedik ki, biz yalnız ikimiz değiliz ki. Sokaklar bizim gibi kara kuzularla dolu. Eğer biz onları kurtarmazsak, kim kurtaracak? Kim? Canlar, bizim geçmişimiz yok. Bizim ailemiz yok. Biz kara kuzularız. Sürüde ilk biz fark ediliriz. Kurt gelip ilk bizi kapar. Lakin sürü kara olursa eğer, dert kuzunun beyazına kalır. O da bizi ilgilendirmez. Bizi bir tek birlik olmak kurtarır. Bir tek birlik olmak kurtarır. Hı hı.
kahraman. İsmiyle müsemma olsun. Amin. Amin inşallah. Ömrü tüm kahramanlardan uzun olsun. Ne yapıyorsun lan sen? Abi... Yengem abi yardım istedi de... Tabii ben sizin şey yaptığınızı bilemedim. Sen ne gel lan böyle? Abi ne olur. Bebek de geliyor. Çeto ikinizi de istiyor. Yürü. Abi abi. Ben de geleyim abi o zaman. He. Şimdi kocası yanında yok biliyor musun? Mahallede laf olur. Ben de geleyim abi. Niye getirdiniz derlerse dayağı yersin. Haberin olsun. Tamam yerim abi. Bir 5 dakika bekleyin abi. Hemen geliyorum abi. Hadi lan yürü. Yürü. Sakın ha sakın. Sakın. La bir dur bir kadın ya. Sana ne ya? Seni ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmez. Ya aynısı başına gelse. Senin başına gelse. Ne olursa olur. Çaresi yok. Bırakacaksın Kemal. Gitmeyeceksin. Bak. Evi terk ederim. Vallahi giderim bak. Bir daha yüzümü göremezsin bak, and olsun giderim ha. Gidersen git la, sen de git. Git, sen de git. Sen Çukur'a olan borcunu ödedin. Çukur'un sana borcu var esas. Çayla bakayım burayı yavrum. Yıldız, yürü. Abi geldim ben. Seni beklemiyoruz beyinsiz. Abileri bekliyoruz. Şuraya geç mutfağa sen de. Çağıracaklar. Thank you.
Telefonluk. Ver Ahmet'i. Al. Sen bize ne dedin Ahmet? Haftada en az 20 tane makine satarım dedin. Dedim abi. Kaç sattın? 4. Geçen hafta? 7. E bu artacağın azalıyor Ahmet. Hayır biz zaten 20 tane satamayacağını biliyorduk makineyi da. 4 ne ya? Abi benim 50 makine sattığım da oldu bu anasını sattığım çukurunda. Adam gelmiyor ki sizin... Adam! Bak lafını bille konuş, yavaş gel. Masumum. Bir dur. Ama bu hala kendini mahallesinde sanıyor anam baba. Bu nedir? Ha? Burası... Bak. Burası senin çukurun değil oğlum. Burası neresi? Ha? Burası... bizim çukurumuz. Hı hı. Biliyorum abi. Biliyorum. Kusura bakma öyle ağzımdan kaçıverdi. Olur. Ama şu Celasun'un ekibiyle bir konuşsanız mı? Yani adam geliyor, cebinde parası var. Mal alacak. Bir araya alıyorlar. Yani affedersin adamın pertini çıkarıyorlar. Sonra gelen bir daha da gelmez oluyor. Sen de dışarı çık. Ahmet. Sen de çukurdan dışarı çık. Götümün üstüne oturayım, müşteri ayağıma gelsin. Ne ala? Abi dışarıda da kapıyorlar bizi. Kaç tane çocuğum gitti öyle? Anan anan. Bana ne oğlum? Bana bak. Biz sana adamlarını koruyacağız dedik mi lan sikik? Ha? Sen bizden emaneti satayım diye izin istedin. Biz sana ne yaptık? Ha? Biz sana izin verdik. Eğer beceremeyeceksen malları bize geri vereceksin. Bak bizde zaten isteyen çok. Ha? Yeteneksiz biri değil Ahmet. Bence ona bir şans daha verelim. Ha, bunu iyi kullanamazsa... o zaman da gerekeni yaparız. Hı hı. Abi, ben buraya gelmekle... yani bu işi sizden istemekle zaten kelleyi koltuğa aldım. Benim daha da söyleyecek bir sözüm yok. Allah 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 Allah! Yere damlatma, yere damlatma. Mazlum kızıyor sonra. Yanmışını gülmem gelir. Tebrizalısı bu, Tahran'dan geldi. Çok ince çektim Ahmet. Şah damarının üstünden. Hayır, derin çeksem... ayakta duramazdın zaten. Benim bununla neler kestiğimi bir bilsen... elimi öpersin. Şimdi buradan çık Ahmet, doktora git. Fuhalmartı gidecekmişsin de. Sonra çık oradan, eve git, yat, dinlen, sabah kalk. Ahmet, o 20 tane makineyi sat. Yoksa geleceğim. Fermuar açacağım. Hı hı. Anladın mı benim babam? Hı?
Hayır aşağı. Ben kendi kardeşlerim dışında kimseyi korumam. Celasun benim adamım değil ki. O da senin gibi bana komisyon veriyor. Her ay çatır çatır veriyor. Ha bunu senin müşterilerini çarparak yapıyorsa... ...müşterilerini çarptırtırtırtmayacaksın. Bak Mekke'ye. Masum bunu da ben mi öğreteceğim? Çık. İyiyim abi, iyiyim. Boşuna uğraşıyorsun anam baba. Hepsini indirelim, çıkalım iş içinden ya. Her seferinde bir olay, bir aksiyon başım ağrıyor benim. Ne gerek var? Masumum. Çukurdaki herkesi indirirsek elimizin altında adam kalmaz. Bırak yesinler birbirlerini, etsinler kavgalarını. Herkesi indirirsek ilaçları kime vereceğiz? Bak adamımıza çatır çatır çalışıyor işte. Sahi nerede o? Laboratuvardadır ya. Nerede olacak? Onu bir aldırsana. Konuşayım. Yeni mi demliyorsun çay kız? Oo. Uyandınız mı beyim? Azıcık kestireyim dedim. 5 dakikaya olur şimdi o. 5 dakikaya çay demini alır mı kız? Allah Allah. Gör bakalım benim çayım alıyor mu almıyor mu? Salih. Limon nerede Salih? Ha? Kafana mı sürdün yine? Kel kalacağım vallahi. Ne yapayım? Alışkanlık işte. Abi, abi! Abi, 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 abi! Ne oldu yavru Ceylan? Kara tavuk vurdum. Kara tavuk mu vurdun? Hay ben senin. Ağzına medet ya, ağzına. Medet bu ne? Kara tavuk. Kara tavuk. Ha. Medet böyle kara tavuk mu olur? Bayağı bildiğin komşunun kümestaki tavuğunu vurmuşsun. Yok abi vallahi komşun değil. Ormanda boş boş geziyordu. Ha, tasması yoktu yani komşu tavuğu diye. Yoktu abi. Medet. Bak. Allah yarattı deme. Boş ver onu. Ne yapacağız biz bunu? Hı? Onu düşün. Ne yapacağız? Önce saçmalarını çıkartacağız. Sonra kümese geri koyacağız. Olur da komşu sorarsa ne oldu buna diye bizimle ne alakası var ya? Tilki boğmuştur diyeceğiz. Mundar olacak. Ben şimdi seni mundar edeceğim Medet. Ne diyeyim komşuya? Aynen biri tüfeğiyle vurdu mu diyeyim? Ne diyeyim? Yok abi. Tilki mantıklı. Tilki mantıklı Medet. Tilki mantıklı. Şimdi koy bagaja. Git tüfeğini de koy. Tüfek silah alma sen eline. Bir kere doğru bir yere ateş ettiğini görmedim ya. Bir kere görmedim ya. Tamam. Medet ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam keke. Hangi rüzgar attı seni buraya? Mahsun seni görmek istiyor. Tamam, yarın sabah ilk iş. Şimdi görmek istiyor. Hey. Peki. Kimya gel. Gel oğlum böyle. Bak şimdi,
Bu diğer tüp kaynadığı an 10'a kadar sayacaksın, sonra altını kapatacaksın. Tamam. Yalnız yavaş saymayacaksın. Hızı da saymayacaksın. Böyle acele bir yere yürüyormuşsun da yetişmesen de olurmuş gibi sayacaksın. Tamam. Eksik sayarsan patlar. Fazla sayarsan patlar. Anladın? Anladım da şimdi... Anladıysan yap şimdi. Hadi bakalım. Biz de patlamadan çıkıp gidelim buradan. Tamam, tamam. Yarın gidersin. Ben de onu dedim. Yarın sabah ilk iş dedim. Artist. Tas kafanı. Çocuk oyuncağı zannediyor bunu. İş yapıyoruz burada. İş, iş, iş. Kimya gel, geç yerine. Hadi siz de hızlanın biraz. Hadi. Abi geleyim mi? Komisyon abi dilini unuttum. Ha. Pardon abi. Ne işin var lan senin burada? Yengem abi. Yengem sayılır yani. Kocası rahmetli vurdu. Vuruldu yani. Ha. Abi. Feride abla emanetimiz bizim. Çık dışarı. Veli'de de götürsünler. Yalnız konuşalım. Sana lan dışarı titrek! Abi, bebek kalsaydı abi ya. Abi. Biz senin gecenin körü buraya niye çağırdık? Ben sana diyeyim. Biz duyduk ki seni rahmetli biz indirmişiz. Yapacak bir şey yok tabii. Allah rahmet eylesin. Ha tabii haliyle senin bize karşı bir öfken var. Öte taraftan bir de oğlun var. Adı neydi? Kahraman. 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 Adı Kahraman. Feride, biz dedik ki şu kadına bu hayatta bir tane şans verelim. Oğlunu bir misafir edelim ya. Ben bitireyim. Bak, bizler ailesinden ayrılan bir çocuk neler yaşar onu en iyi anlayacak insanlarız. Hepimiz. Ama bak, hepimiz anasız babasız büyüdük. Çok zor oluyor Feride. Vallahi yani insan bu yaşına kadar neler yaşıyor neler yani. Oraya kadar da ana babayı unutuyorsun yani hak getire Feride. Peki şimdi biz senin oğlunun başına da aynı şeyler gelsin ister miyiz? Gelsin mi? Gelmez. Sakın merak etme. Burada en güzel şekilde bakılacak. Bak bizim burada onu yapacak insanımız da var. Maması, uykusu falan aksatılmayacak. Altı tertemiz değiştirilecek, tamam mı? Yani
anasının yokluğunu burada senin oğlan hissetmeyecek. Sen de bize çocuğunu ne kadar sevdiğini göstereceksin tabii. Çünkü biz ana baba sevgisi nedir bilmeyiz ki Feride yani. Nedir bu aile ya? Aile, aile, aile nedir? Ha? Bak. Bu adamı babası olacak herif zenne olsun diye satmış. Ben kendi anam babamı hatırlamıyorum bile, sen öyle düşün. Çete olmasaydı ben o kayığın altında ölüp gitmiştim. Ya yani bizde ana baba sevgisi falan nanay. Ama sen öğreteceksin bize Feride. Çünkü merak ediyorum ben, bir ana çocuğu için neler yapabilir? Bir ana çocuğu için ne kadar ileri gidebilir? Biz bunu hiç bilmedik, artık bilmek istiyorsun. Peki biz senden ne istiyoruz? Ben sana onu söyleyeyim. Bir tane pezemek var tamam mı? Biz onun yanına yanaşamıyoruz. Bizden yanaşanı bam indirdi. Sonra bam yine indirdi tamam. Kokumuzu alıyor galiba götüre. Şimdi Feride. Sen bu emaneti alacaksın. Arkadaşlar gerektiğinde dolduracak. Sonra seni o herifin yanına bırakacaklar. Sonra sen buradan tık diye emniyeti açacaksın. Tak 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 kapıyı çalacaksın. Kim olduğunu söyleyeceksin. Kapıyı açacak. Bam bam bam. Üç. Hadi bilemedin. Dört tane sık bırak. Korkma korkma, boş boş. Ha? Zaten çocuklar seni kapıda bekleyecek ya. Seni hop diye buraya getirecekler. Sen bana makineyi teslim edeceksin. Ben de sana kahramanım. Bak. Kahraman. Sonra sen sağ, ben selamet. Anladın? Tut bakayım. Bir de korkma Feride. Bak ben korkan insanı sevmem. Zaten kolay ya. Tanımadığın biri de değil. Feride'yim ben diyeceksin, Çukur'un kızıyım diyeceksin, kapıyı açacak, bam 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 sıkacaksın, bitti. Tamam. Hı? Cumali geçmiş olsun hadi. Salın dedi müdür. Aklım çıktı Cumali. Korkma lan, şaka yaptım. Var mı bir hareketlilik? Yok, sen girdiğinden beri sakin. Çıkmamı bekliyorlardır. Coşarlar yine. Ben anlamadım yalnız. Durduk yere niye sana saldırdılar ki? Neyin aksiyonu bu? Durduk yere olur mu oğlum? Dışarıda deprem olmuş. Taş taş üstünde kalmamış. Burada boş duracak birilerdi ya. Haberim vardı. Söyleyecektim, bir türlü fırsat olmadı. Başın sağ olsun. Geride kalanlara Allah sağlık sıhhat versin. Dostlar sağ olsun. Geride kimse kaldı mı onu da bilmiyoruz ki. Gelen giden oldu mu? Yok, olsaydı da haberin olmazdı. Müdür kızgın. Sen hücreden çıkıyorsun diye cezaevini tepeden tırnağa allaç pamuğu gibi attı jandarma. Merak etme, herkesin keskin cismi elimizde. Elinizdedir, elinizdedir. İnanın mı? Ya
Gel bakalım Cuma Ali. Vay, vay, vay sayın müdürüm. Yormasaydın kendini buraya kadar ya. Biliyorsun, ben tören sevmiyorum. Yalnızlık seviyorum ben. İstersen söyleyelim arkadaşlara, kal bir 60 gün daha. Şerefin var müdürüm, sen iste, nedir yani? Ama soruyorum sana, son olayda bizim bir suçumuz var mı? Ha? Söyle, var mı bir suçumuz? Onlar saldırdılar. Bizimki tamamen meşru müdafaa. Cumali konuşturma beni, herifleri delik deşik etmişsin. Öyle bir şey yok. Hafif bir değdirdim, düştüler, o. Ya tabii tabii, görmüyor muyuz? Görüyoruz. Müdürüm, Köroğlu'nun bir lafı var, bilir misin? Tüfek çıktı, mertlik bozuldu diye. Bizim tüfeğimiz de bunlar. Ama bak sana söz, artık ıslah oldum. Bundan sonra seni üzmeyeceğime, arkadaşlarımla iyi geçineceğime, yatağımı toplayacağıma. Cumali! Ne diyeyim müdürüm? Rahat duracağım de! Müdür, adamlar dışarıda benim ailemi katletmişler. Burada benim canıma kastetmişler. Elimi götüme sokup oturacağım mı diyeyim? Git içeri, gözüm görmesin seni. Bal gönderdim, aldın mı? Mahkumlardan hediye kabul etmediğimizi biliyorsun Cumali. Ben de seni seviyorum müdürüm. Aç kapıyı Veysel Efendi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah Allah estağfurullah. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. Allah eyvallah, hoş gördük. Hoş gördüm. Hop. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen kimsin? Adım Fırat abi, yeni geldim. Neden girdin Fırat? Adam yaralama abi. Ama aslında benim bir suçum yok. Burada kimsenin suçu yok oğlum. Öyle değil mi? Öyle abi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hoş geldin. Eyvallah babam, estağfurullah. Eyvallah. Sağ olasın. Sağ olasın. Mustafa, soda getireydin lan. Benim abi. Kese yapılacak dendi. Mustafa'ya ne oldu? Cırcır mı olmuş? Vallahi gardiyanlar onu salmadı abi. Bilmiyorum niye. İyi. Gel bakalım, gel. Şuraya vur, şuraya. Orada çok kaşınır. Sert mi abi? Yok yok, iyi. Kaç yıl oldu abi senin? 11 yıl oldu hayırlısıyla. Peki böyle çıkma gibi falan bir durum yok mu abi? Yok, bizi çıkarmazlar. Anca öleceğiz, öyle. Abi konuşurlarken duydum. Koça olaymışsın sen. Öyleyim Allah'a çok şükür. Ben dışarıdayken çok büyük olay oldu abi. Hı. Bütün İstanbul duydu yani. Kimsesizlermiş olayı yapanlar. Ben öyle duydum. Hmm, ben de öyle duydum. Ama ne yapacaksın? Kader. Olacağı varmış, olmuş. Ne yapıyorsun lan sen? Abi, adamlar beni yollayınca ben de şey sandım. Ya eski koğuş ağası yaptırırdı da. Öyle koğuş ağasının da o koğuşun da amına koyayım. Bana bak. Efendi gibi keseni yap, yoksa siktir git! Abi affet. Her koğuşun raconu farklı tabii. Sen neden girdiydin içeri, aslan parçası? Adam yaralama abi. Hmm. Ne kadar oldu sen gireli içeriye? 2 ay yedim bitirdim abi Allah'ın izniyle. Peki 2 aydır o yara izi niye geçmedi? Hangi yara abi? Bu yara izinden bahsediyorum aslan parçası. Bu yara izinden bahsediyorum.
Bunu gördün mü? İyi bak. Bize kara kuzu derler. Demir'in tuncundan, insanın piçinden korkmayız biz. Ailemiz yoktur, kardeşimiz vardır. Eğer seni ben vuramazsam kardeşim vurur. Sen ölene kadar ensendeyiz Cumali. Sizin tillahınız gelsin lan. Sence en şanslı hangisi Çeto? Herif yaratıcı. Hı hı. Hakkını yemeyeyim. Kim buldu bu kardeşlerimizi? Gariplerden biri bulmuş Çeto. Ağzını sıkıca kapatın. Bir öncekini bulan kardeşimizin de hediyesini verin. Güzel sustu çünkü. Kaç oldu bununla beraber? 6. Sabaha kadar devriye istiyorum. Sokağa çıkma yasağı koydum. Hı? 12'den sonra çukura giriş yok. Giren dönsün anasının danasının babasının evinde kalsın. Her köşe başına 2 kişi. Herkese telsiz dağıtın. Bu hayvan bu gece yakalanacak. Masumum. Bunu kimsenin duymaması lazım. Özellikle de çocukların. Hı hı. Gelme komutanım. Yemeğiniz de geldi beyefendi. Zaten benim bir derdim senin yemeğin kalmıştı. Hadi kaldır şunları da yemeğini koyayım. Gelme. Anlaşılmadı Aliço. Atıyorum 90. Ya senin keyfinin gelmesini mi bekleyeceğim? Al işte yemeğim burada.
İster yersin, ister yemezsin. Anlaşılmadı Aliço. Ya ne anlaşılmadı ya? Bana deli numarası yapma. Sapasağlam adamsın sen. Sen de diğerleri gibi yemekhanede yiyeceksin yemeğini. Anlaşılmadı. Çulata yok. Gerzek çulata yok. Gerzek çulata yok. Tüh be. Oğlum söyledim sana. Killa gelse çıkaramaz bu adamı içeride. Tanıyoruz oğlum adamımızı. Allah Allah. Nerede burada mı? Burada abi. Çağırsana oğlum. Doktora gittik abi dünle. Sakinleştirici verdiler, uyumadı bütün gece. Şimdi sızdı biraz. Tamam kes. Uyanınca anlatırsın. Bak yarın işi bitirecek. Bizim çocuklar mekanın yanında bir yere bırakacaklar. Geri kalan da bizimkiler anlatacak. Hadi gir içeri. Abiciğim. Şimdi bu kadın hayatı boyunca eline silah almamış bir insan. Evinin önünü silip iki yandan da patlayacağım bir ber kurutan. Yani abi, bu istediğini doğru dürüst yapması imkansız bu abi. O kadar sordum bak kim olduğunu söylemedi. Abi, bu her kimse. Bırakın abi ben halledeyim. Benim hayatım bunlarla geçti. Ben seni istemiyorum Kemal ya. Sen bu işe burnunu sokma be oğlum. Ha? Diyeceksin ki niye? Oğlum ben seni seviyorum ya. Ya bizim çocuklar sizi taradı ya. Sana yemin ediyorum en çok sen ölmedin diye sevindim. Allah'ım dedim ya şu Kemal bir yaşasın. Hele öyle Senem'le olan kavgalarınız falan filan var ya onlara nasıl bayılıyorum. Sen sanıyorsun ki biz bir sabah uyandık dedik oğlum gelin lan şu çukuru bir alalım. Ha? Uyanınca anlatırsın. Bak bu işe burnunu sokma. Sana bedelini fena ödetirim. Gir şimdi içeri. Aa. Lan gir! Allah bizim belamızı versin. Biz nelerle uğraşırken mahalleye girmişler. Top oynamışlar, çıkmışlar. Ve ben bizi kessem yere. Feride burada mı kalacak? Burada kalacak. Ne kadar? Benim istediğim kadar sana itirazım var. Varsa ne olacak? Varsa ne olacak? Of, Allah aşkına gene başlama Senem ya. Git pantolonunu getir. Hadi. Yavaş ol, uyandırma uyusun. Gel bakayım. Kim bu? Mahallenin orospusu abi. Adı Yıldız. Ne diyorsun? İyi güzel.
Akşama hazırlatın gelsin. Tamam abi. Çulata yok, çulata yok, çulata yok. İstemem, istemem. Git çulata, git çulata. İstemem, istemem, istemem. Gerçek, gerçek, gerçek. Sana çulata yok, sana çulata yok. İstemem, istemem, çulata istemem. Git çulata, git istemem, çulata istemem. Git çulata, git çulata. Çulata yok, çulata yok. İstemem, istemem. Gerçek, sana çulata yok, çulata yok. Çulata yok sana, çulata yok sana. Gerçek, çulata yok sana, çulata yok sana. Git çulata, git çulata. İstemem, 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 istemem. Çulata yok, çulata yok, çulata yok. Gerçek çulata yok sana, istemem. Git çulata, git çulata, git çulata. İstemem, 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 istemem. Gerçek, gerçek, gerçek. Çulata yok sana, çulata yok sana. Çorba. Bekle burada. Ayrılık hasreti kâr etti cana. Kâr etti cana. Seher yeli sevdiğimden bir haber. Seher yeli sultanımdan ne haber? Selamın tebliğ et kutbi cihana, kutbi cihana. Seher yeli sevdiğimden bir haber. Seher yeli sevdiğimden bir haber. Seher yeli sultanımdan ne haber? Yok işte lan, yok. Neyi zorluyorsun ki? Çeto bekliyor. Bartolucuğum gel. Ne yaptın? Bitirebildin mi işlerini? Bitmek üzere. Kimyacımız neredeyse mezun oldu olacak.
Çatto beyimiz. Ben sözümü tuttum. Siz de tutacak mısınız? Ben sana bunu tanıştığımız gece söylemiştim Bartolucuğum. Biz de söz namustur. Hı? Bana bak. Şşş. Sen bir soru sordun. Şimdi sıra bende. Hı hı. Sakladım. Buraya geleceğini biliyordum Bartolucuğum. Aslında ben üçünüzü beraber indirecektim. Sonra dedim ki kendi kendime, çok fazla ölüm oluyor. Yetişmiş insan kaynağı zaten az, gereksiz beyin göçü dedim kendi kendime. Bartolucuğum dedim, bana insan kaynağı yaratabilir. Hı-hı. Şimdi önümüzde iki tane seçenek var Bartolu. Ya beraber öleceğiz ya da anlaşacağız. Sen her şeyden önce iş adamısın. Mantıklı düşünmeni tavsiye ederim. Ha yok, ölelim dersen bana o da uyar. Alnımıza yazılmış derim mukadderat. Ben kendine üzülecek bir adam değilim ki Bartolucuğum. Ama avradına üzülürüm mesela. Bebeğine üzülürüm. Şimdi biz senin iş kolunu bilmiyoruz. Doğruya doğru Bartolucuğum. Mal kimden alınır, nasıl yapılır, müşteri kimdir? Ama kârlı iş. Bak bunu biliyoruz. O yüzden bizim kardeşlerimiz bu işi öğrenene kadar başlarında kalacaksın. Biz ne vakit ki kendi ayağımızın üstünde durmaya başladık, sana da tamamdır Bartolucuğum dedik. İşte o zaman avradını alacaksın, gideceksin. Bu benim babam, bu. Sana anamın babamın üstüne yemin ediyorum. Bu. Biz de racon biliriz Bartolucuğum. Söz namustur. Hı hı. Söylemiştin. Seni dün gece çağırttım ben. İşimi bitirmeden gelemem demişsin. Profesyonel adamsın, takdir ettim. Ne durumdayız? Ne yapalım? Kaynayınca patlayacak çorbalar pişiriyoruz. Bırakıp gelse miydik? Ya bir şey demedim Bartolucuğum. Biz kendimizi senin profesyonelliğine bırakmışız. Var mı ötesi? Hı? De Bulgarlarımız işte. Sabırsızlanmasın, bana yeter. Hı hı. Bulgarlar beklemede. Bugün dersek bugün, yarın dersek yarın. Her şey hazır mı? Kristaller hazır. Düğmeler bitmek üzere. Unumuz, suyumuz hazırlanıyor. Bir tek baharatımız eksik. O da alınırsa çorbamız tamam. Ya kolaymış, halledersin Bartolucuğum. Yanlış anladınız Çato Bey. 50 tüp lazım bundan. Siz bulacaksınız. Ben her nesi kimse, bu nerede bulunuyor? Eczah depolarında bulunur. Tımarhanede bulursunuz aile boyu. Ya kolaymış işte Bartolucuğum. Bul. Ha, hukuman kardeşler. Onu da ben bulayım. İstiyorsan şırıngaları da ben getireyim. Bu iplerin götüne zerk edeyim. Bulunacak diyorum, bulunacak işte. O kadar. Beni üzüyorsun Bartolu. Hı hı.
Ben istiyorum ki sana verdiğim sözü tutayım. Ama sen bunu çok zorlaştırıyorsun. Ben istiyorum ki sen karının elini tut, buradan yürüyerek git. Ya doğuma bir şey kalmadı biliyor musun? Velet geliyor. Maazallah. Düşük yapar kadın. Ya? Bak bu. Birbirimizi anladığımız zaman her şey çok kolay. Şimdi kalk git. Bu benozumu menozumu nesi kimse onu bul. Gel buraya Bulgarlara haber ver. Yarın akşam gelsinler. Malı ver. Malı al. Avradı da al. Buradan git. Hı hı. Sen sağ ben selamet. Benim babam bu. Selam aleyküm. Selam aleyküm dedik ya. Senin ağzına sıçayım ben. İnsan böyle mi uyandırılır lan? Asıl ben senin kafana sıçayım. Dükkanı soysalar farkına varmayacaksın. He. İsteyerek yapıyoruz çünkü. Ne bileyim ben bazen böyle vuruyor. Kafamı kaldıramıyorum ya. Hap map yok değil mi lan? Ya Kemal bir yürü git ya. Abi gel bir doktora gidelim ya. Var bunda bir şey. Bu durup dururken olmaz değil mi? İstemiyorum ben doktor falan. İçim dışım doktor oldu zaten yeter. Kalsın böyle ne olacaksa olsun. Hayırdır? Abi. Feride. Ölündüm olanları. Ha. Abi. Diyorum ki bir abiye gitsek bir konuşsak ha. Abi nereden çıktı şimdi Kemal ya? Abi seni görmek isteseydi görürdü oğlum az düşün. Abi tamam sen gelme. Bana yerini söyle ben gider konuşurum. Ulan ben onu mu diyorum şimdi he? Kolay gelsin. Buyur Yıldız. Ha yok ben sonra geleyim. Yok ya olur mu öyle şey sen söyle ne istiyorsun? Aman ne olacak Metin 250 gram kıyma. Tamam. Sen yarım saat sonra gel ben hazır edeceğim. Seni ilgilendiren bir mesele yok oğlum ortada. Tamam. Feride'ye evini açtın, yardım ettin. Helal olsun lan. Sen de böyle bir adamsın. Ama gerisine karışmayacaksın. Ya nasıl karışma? Bir yaşına varmadan babasız kaldı. Şimdi anasında mı kalsın yani? Bu mu yani? Boş kalıyorsun oğlum. Çok boş kalıyorsun. Ondan oluyor bunlar. 50 kere dedim sana. Gel şöyle yanımda dur. Bir şey öğrenirsin. Fena mı? Bak ben 30'umdan sonra öğrendim yapıyorum. Sen de yaparsın. Bunlarla mı acıdayım? Bunlarla bir tek kendimi keserim ben. Farkındasın değil mi abi sen? Niye lan? Ben bu tek gözle yapıyor muyum? Yapıyorum. Sen duellerle yaparsın. Oğlum bak anla artık. Bitti. Koçovalılar yok lan. Biz de yokuz. Sahne bizim değil. Bugün Feride'ye yardım ettin. Güzel, tamam. Yarın kime yardım edeceksin? Muammer'e. Öbür gün. Sonu var mı oğlum bunun? He? Ne yapmaya çalışıyorsun? Kafana mı sıksınlar? Bunu mu istiyorsun? Bu mu derdin? Ya benim mahallem, benim! Ne senin mahallen lan? Ne senin mahallen? Onların mahallesi! Gece eve dönerken 3,5 attığın yer mi senin mahallen? He? Başın önünde gezdiğin yer mi senin mahallen? Böyle mahalle mi olur? Selamımızı alan yok, selam verdiğimiz kimse yok. Onlar izin verdiği için burada yaşıyoruz oğlum. Onlar izin verdiği müddetçe burada yaşayacağız. Anla bunu artık, sok kafana, sok! O çocuğun adı Kahraman abi. Ben bir kahramanı koruyamadım. Bu kahramanı koruyacağım abi. Sen ne dersen de koruyacağım. Ne dersen de koruyacağım ben. İyi git. Git koru lan. Hadi. Hadi peşinden gelin.
Ulan gelip ben kaldırmayacağım lan senin cenazeni, görürsün. Git ne bok yersen ye. Kemal. Geçen gün bir mekana götürdüler beni. Yamaç. Yamaç orada. Şarkı söylüyor. Nerede yer? Adı ne? Ya insan ne saçma umutlara kapılıyor. Sanki sen şimdi benimle konuşsan her şey düzelecek. Hani böyle olur ya, bu rüzgar eser, kapı oynar. O kapı kapanırsa her şey düzelecek. Sanırsın. Kapı kapanır. Hiçbir şey de olacağı yok ha. Hiçbir şey de düzelmeyecek. Bir umut. Sadece bir umut. Şu kapıdan çıkarabilsem seni. Ben kimseyi kurtaramam. Herkesi koparıp aldılar elimden. Sanki sen şimdi benimle konuşsan hiçbir şey olmayacak. Sevdiklerim ölmeyecek. Sen ayıp olacağım. Ne istiyorsun? İçtin sen Ayşe. Ha? Kim getirdi sana Ali Çobu çorbayı? Kim getirdi söyle bana hadi. Gelme komutanım. Gelme, gelme, gelme. Tuzak, tuzak. 95. Gelme, gelme, gelme. Komutanım. Anlaşılmadı. Anlaşılmadı. Tuzak var. Tuzak. Gelme. Gelme. Sen kimsin? Saadettin ben. Yeni başladım. Şeyoloji bölümünden. Neoloji, sen söyle adını. Hastalar geliyor, biraz orama ilaç, biraz burama ilaç. Orada çalışıyorum. Doktor bey çiğ köfte yoruyordu, dedi ki... İsot bitmiş. Git bu iyotların yanındaki raftan birazcık isot getir. Bana dedi, git dedi, al dedi, gel dedi. Ben de almaya geldim. Yaka kartın nerede senin? Yeni başladığım için yaptırılıyor. Ama
Üçüncü kata sorun. Herkes bana bilir. Üçüncü katın kat amiri benim. Kime sorayım seni? Ha. Ebe Hanım'a sorun. Ebe Hanım'a. Hiçbir şeyim kalmayacak doktor. Ne olduğunu biliyordum da. Sizden haberim yoktu hiç. Çok üzüldüm. Başımıza bunun da geleceği varmış. Ama geçecek inşallah. Ben Saadet'imi kurtaracağım. En kral hastanede doğum yapacak. Sonra çocuğumu alıp Medet amcasına götüreceğim. Sonra çok şükür diyeceğiz. Bunları da atlattık. Peki sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Senin için, Saadet için. Bunları kimseye söyleme yeter. Yapmam gerekiyor. Yarın gece bitecek bu iş. Salih. Emin misin? O ne demek? Bu adamlara neler yaptın sen kendi gözlerinle gördün. Ve bunca zamandır yanlarındasın. Sen daha iyi bilirsin. Yok. Söz verdi. Söz verildi mi tutulur. Bizde söz namustur dedi. Sana ihtiyacı kalmayınca niye tutsun sözünü? Zaten vermişsin istediğin. Salih. Bak bir daha düşün, yok mu başka bir yolu? Yok. Yok, 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 yok. Denemedik mi? Denedik. Yok ama işte bir tek bu var, anlıyor musun? Bir tek bu var. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yok Salih, ben bir şey yapmaya çalışmıyorum. Tamam. Gördüm seni. İyisin. Geçmiş çok şükür. Sen hiç kimseye güvenmezsin. Olur biter. Tamam. Hadi selamet. Ben öyle demek istemedim ki ya. Geldi mi bugün gene? Geldi. Aliço tanımıyor mu hala seni? Tanısa da konuşmuyor ki. Ne diyecek? Sena bana çorba mı getirdi diyecek. Sana dürüstçe konuşayım mı? Ben senin yaşadıklarını yaşasam yemin ederim öyle bir yere hayatta adımımı atmazdım. Ben yaşadığım için gidiyorum ya zaten. E gidiyorsun. O da geliyor. Ama hala yanına gidip bir merhaba bile demiyorsun arkadaşım. Nasıl olacak bu işler? Affetmedim ben yamacı. Yani öyle bırakıp gitmesini. Hem ben onun için gitmiyorum ayrıca. Çalışan az, kimse hiçbir şey yetişemiyor. Yardıma gidiyorum sadece. Memlekette bunca tımarhane var. Tımarhane deme. Tamam kızma hemen ama. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesi diyelim. Peki. Özeliydi, devletiydi, buraya yakınıydı. Erenköy var mesela, 20 dakika mesafede. Ama sen her gün 1,5 saati göze alıp illa oraya gidiyorsun.
Madem derdin sadece yardım etmek. Bak. Bu herif benim canımı okudu. Hayatımda güvendiğim tek adam bana güvenmedi. İnanmadı. Emrah inandı bir tek. Ya Emrah bile inandı bana. O çıkardı beni o cehennemden. Yalvardım lan. Yamaç beni buradan çıkar dedim. Şimdi gitsin ne bok yerse yesin, tamam mı? Umurumda bile değil. Ben sadece gidiyorum. Gidiyorum hayattım diye bakıyorum işte. Gebermemiş. Tamam. Neye yarar hiç anlatamadım, hiç anlamadılar. Herkes neden düşman, herkes neden düşman? Unuttuk hepsini, Nuh'un nefesini. Gel abi. Nasılsın? Amokum be abi. Berbatım. Ondan sonra işte aldım kız eve götürdüm çaresiz. Bebeği alıkoydular.
İçeride kim bakıyor? Altını değiştirmeyi bilen var mı? Bulmasını yapan hiç bilmiyoruz abi. Bana bırakın dedim, ben halledeyim. Ama dinlemiyorlar abi. İlla Feride, illa Feride yapacak. Yapamaz abi. En iyi ihtimalle yaralar yani. Hele karısındaki dişli biri ise o bile imkansız yani. Her türlü öldürür abi. E yapmadan giderse bebeği öldürürler. Yapar abi bunlar. Bunlar gaddar abi. Bunlar dünya umurlarında değil. Bir tek kendilerini düşünüyorlar. İçmedin çorbanı. İçeyim. Ağam çorbası manlamış. İçmez miyim? Bak Kemal, ben ağa değilim. Abi de değilim artık. Yamacım ben. Yamacım, o da yetiyor bana zaten. Dediğine gelince de anladım ne demek istediğini. Ben yapamam Kemal. Sen yapamazsan kimse yapamaz abi. Burnumuzu çıkarttırmıyorlar çukurdan. Bak güzel abi, ben gel bizi kurtar demiyorum. Geçtim ondan. Çok umut ettim onu da olmuyor demek ki, anladım. Tamam. Biz bitiyiz abi. Biz bundan sonra böyle, tamam. Ama en azından el kadar bebe baba hayatı anlamıyorsun. Bak Kemal, ben bir rüya gördüm. Ve ben o rüyayı hiç görmek istememiştim. Zaten biliyorsun. İşin kötüsü inandım da. Kendim inandım. İçine düştüm. Sizi de inandırdım. Ben o adam değildim zaten. Deme öyle abi ya. Biz haksızlık etmesen, o adam olmasan biz mal mıyız senin peşinden gelinim? Ben gördüm abi. Gördüm ben. İyiydi, savaşta demişler. Sen gel hele. Yok, tamam Kemal. Ben kapattım o defteri. Hayatta bir amacım kaldı. Sena'yı bulursam tamam. Bulamazsam eksik yaşamaya devam. Ama geri dönmeyeceğim. Tamam. Hadi herkese selam söyle. Meh. Kimseye beni gördüğünü söyleme Kemal. Tamam mı? Hadi eyvallah. O çocuğun adı Kahraman. Adını sen koydun. Ezine sen okudun kulağına. Hadi bizi unutun, unut tamam. Bunu nasıl unutacaksın yamaç koçamalı? Çocuğun adı Kahraman. Thank you.
Herkesin bir yuvası var şu hayatta. Bizimki de Çukur. Burası sadece bir mahalle değil, bir alemin adıdır. Bu alemde gerektiğinde kediler köpeklerle tavla oynar. Gerektiğinde ağaçlar baş aşağı durur. Gerektiğinde kadınlar erkeklerini korur. Bebekler oyuncak niyetine tesbih çeker. Sen çektin, ben biliyorum. Sen burada doğdun. İlk nefesini burada aldın. Sen çukurdan çıkarsın ama çukur senden çıkmaz. Şaşmadan pusulam, geceler farksızdır. Kancık bir pusudan sevdik de katlandık. İnan her bokuna, hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Eğer seninki ayasa, inan bizimki ömür değil. Yaktık gençliğin her yanını, yanan bu gençlik kömür değil. Yanlış eder bir mermi, bu da sanma ki kimseye ödül değil. Düşman saplasa hançerini, dostum var bu da bize ölüm değil. Koşarız ölüme, bu da sorun değil. Çukurdayız baba eğilmeyin. Rüzgar döndürüyor bu değirmeni. Kurudu gözlerimdeki nehirlerim. Kimseyi satmam zehirlerim kendime. Mahalle bizim kesin. Çukura düştü diye sevinmeyin. Anne karnında gibi evimdeyim. Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan sevdik de katlandık. İnan her bokuna, hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Hep üstüm toz, avucumda köz. Yeminim var ve namussuz, elimde kan. Gözümde yaş, ben yoruldum, gelip de çöz. Hep üstüm toz, avucumda köz. Yeminim var ve namussuz, elimde kan. Gözümde yaş, sarmaşıktım, gelip de çöz. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan sevdik de katlandık. İnanlar bokuna, hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Kaç olur? Thank you.
Gazoz. Gazoz. Evet, kokteyllerimiz hazır. Hepsinden biraz. Kimisinden fazla, kimisinden az. Anam babam ya. Ben sana ne dedim? Bunlardan kullanmayacaksın, satacaksın dedim. Ondan değil. Ha, ondan değil. E tabii, havalar gidip geliyor şu aralar biraz. Ne yapacaksın biliyor musun Çetto Bey'imiz? Bol buzlu su içeceksin. Bol bol terleyeceksin. Sonra da klimanın karşısına geçip 18'e getirip spidini fulleyip böyle bekleyeceksin. O zaman hiçbir şeyin kalmaz. Bir tane çocuğumuz var. Bir tane veledimiz var. Daha bir yaşında. Çocuğun anasına işimiz düştü. E çocuğu aldık. Çocuğu aldık. Senin saadetin yanına verdik. E seninki ana olmuş. Çocuğun kuku çıkmamış. Güzel güzel geçinip gidiyorlarmış. Bartolu, şanslı adamsın Nesra'dan. Bulgarlar kaçta gelecek? Onda buradalar. Sen malı İstanbul'dan çıkartacaksın, kardeşlerim alacaklar. Sonra sen buraya döneceksin, avradını alacaksın. Bitecek, gidecek. Bu benim babam, bu. Hallederiz Allah'ın izniyle. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Polis var Tulu. Polis yakalarsa... Vallahi daha önce benim birkaç defa trip atlatmışlıkları var. Ama polisten kaçarız. Bu işi ilk defa yapmıyoruz. Merak etme. Herif gene burada. Anam babam, bak sakin. Çünkü ben gideceğim. Sakın, sakın Mahzun sakın. Sen gitmeyeceksin. Sakın. Bana söz ver. Tamam gitmeyeyim. Sen eve git dinlen. Çünkü artık gerisi bende. Ben zaten eve gideceğim Mahzun. O iş sende. Ben bir tek sana güveniyorum. Sen de sadece kendine güveneceksin. Bir tek kendine güven. Sadece kendine. Tamam Cedo. Thank you.
geldi. Birazdan gidiyorsun.
Abi. Morktasın abi. Morkta mıyım? Saat kaç? 3. Sabah 3. Sabah 3. Bunu gördün mü? İyi bak. Bize kara kuzu derler. Demirin tuncundan, insanın piçinden korkmayız biz. Ailemiz yoktur, kardeşimiz vardır. Eğer seni ben vuramazsam kardeşim vurur. Öldün mü ben? Öldün abi. Yapma ya. İyi adamdım lan ben. Öldüm ha. Ya kardeş bir şey soracağım. Kimliğin var mı senin? Var. Versene bir. Özgür kardeş. Özgür kardeş bir şey soracağım sana. Bu morgda zahir zamanda çok çamur falan mı oluyor? Yok abi, hep aynı. Temiz işte. Ha. O zaman niye postal giyiyorsun? Thank you.
Gir içeri, gir. Gir içeri, gir. Abi sıktı. Hayalet gibi geldi. Şarjörü boşaldı gitti. Çok Cumali. Cumali abim. Abime sıktırıyorlarmış. Allah benim belamı versin. Ben bunu biliyordum ya. Bizim eski evlerden duruyor mu çukurun dışında? Duruyor abi. Duruyor. Tamam. Feride'yi al oraya. Polis gelmeden çabuk hadi. Tamam. Kahraman. Oğlum almadan gitmem ben. Halledeceğim ben. Abi oğlum. Geçeceğim ben polis geliyor. Oğlum. Oğlum. Halledeceğim. Gel hadi çabuk. Lan. Lan fındık. Yamaç Koçovalı geldi. Çeto'yu görmek istiyor. Dur bakalım benim babam, dur. Güzel çalıp söylüyordun. Ne değişti ki? Bebeği bırak. Beni al. Gömdüklerin yetmedi mi? Sen kabuğundan niye çıktın ki? Yeni mezarlar mı açayım sana? Bebek bir işine yaramayacak. Annesini çıkardım çukurdan. Beni al. Avradını bulabildin mi Yamaç? Ha? İnsan insanla uğraşınca çok şey öğreniyor. Hı? Misal ben gençliğimde çok adam öldürdüm. Sonra anladım ki gerek yok. Bir adam bir kere kaybetmenin acısını çekti mi... Onu öyle bırakacaksın. Yarasını açacaksın. O kendisi kanata kanata bitirecek. Ama sen başkasın. Senin hamurun başka. Seni kaç kere delik deşik ettim hala yaşıyorsun. Ama bakalım şu avradını bulunca hala yaşayacak mısın? Ha? Sakın. Dokun. Dokun.
Hayet be! Koçova'nın yamacına ve bakalım şu avradın benim altımda inlerken. Sana ihtiyacı kalmayınca niye tutsun sözünü? Zaten vermişsin istediğini. Salih, bak bir daha düşün, yok mu başka bir yolu? Ha? Kim yok ki? Çok üşüdüm ya. Şu üstündekini versene bana. Altında atlet var. Kaloriferiye karışımda, bir şey olmaz. Atlet varsa bunu giyersin ya. Ne olacak? Derlik bellek. İdare et artık. Lan oğlum, en sevdiğim model ya. Benden mi esirgiyorsun? Ustan sayılırım ben senin. İş öğrettim sana. Al sen kullan. Dur hele şurada, dur. Bir şey istiyor musun? Ne alacaksın? Hiç öyle. Cola, boflet, battis. Akşam kutlama yaparız. Bana da portakal gazoz alsana. Tamam. Sen devam et. Şöyle bize güzel bir dizi aç. Yalnız bana bak. Heyecanlı olsun. Thank you.
Efendim? Sen haklıydın. Sözünü tutmadı. İyi misin? Sen neredesin? İyi değilim. İyi değilim. Çünkü biz sana çok kötülük ettik. O nereden çıktı? Bak. Abinin sana yaptıklarından haberimiz vardı. Salih. Ne diyorsun sen? Ne yaptı? Sana verdiği o ilaçlar. Her şeyi o planladı. Biz gördük, duyduk, bildik. Ama ses etmedik. Hırs gözümüzü bürümüştü. Ben biliyorum. Benim başıma gelen her şey işlediğim günahlardan. Biter sandım ama bitmedi, bitmez. Bitmez. Bir saadeti çok gördüler bize be. Hakkını helal etsen ha. Eğer edebilirsen. Eğer edebilirsen affet. Hadi gidelim anam. Hı hı. Gidelim Masum'a. Bu iş tamam. Thank you.
Öyle mi? Yamaç. Lan bebe. Bebe beni duyuyor mu oğlum ha? Beni duyuyor mu? Yamaç, iyi misin oğlum? Duyuyor musun beni? Abim kurban olsun sana.